Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. TYT full tekrar videolarına kaldığımız yerde devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. XYZ kaplarında aşağıdaki maddeler bulunmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Evet, birinciden acele çözeltisi, yani nötr bir çözelti. Tuz çözeltisi ama nötr çözelti. İkincisi HCl çözeltisi, Y kabı asit çözeltisi var ikincisinde. Üçüncüsünde kalsiyum karbonat. Bu ise arkadaşlar bazik tuzdur. Bazik tuz, yani bu çözeltiyi de baz olarak düşünebilirsiniz. Peki Z kabına X ilave edildiğinde, Z kabına X ilave edilirse bir tepkime gerçekleşmez. Çünkü burada nötr bir çözelti var arkadaşlar. Y kabı Z kabına boşaltıldığında, Y kabı Z'ye boşaltıldığında asit karbonat, karbonatlı bileşiklerin asitlerle reaksiyonundan CaCO3 artı HCl dediğimizde buradan CaCl2 artı karbondioksit artı H2O reaksiyonu gerçekleşir ki karbondioksit gazı açığa çıkar ifadesi doğru. X kabına Y çözeltisi karıştırıldığında X'e Y'yi çözüyor. Burası nötr. Asit ilave ettim. Bir değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Kabın sıcaklığı azalır. Hayır, reaksiyon gerçekleşmiyor ki kabın sıcaklığı değişsin. Bundan dolayı cevabımız C'dir gençler. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci ve üçüncü tepkime yanmadır. Evet, maddelerin oksijenle tepkimesine biz yanma tepkimesi diyoruz. İkinci tepkime analizdir. Evet, parçalanmak yeni maddelerin oluştuğu tepkime. Birinci tepkime endotermiktir. Evet, hatırla, yanma tepkimeleri egzotermikti. Bir tanesi hariç o da azot gazının yanmasıydı. Birinci ve üçüncü tepkimeler homojen. Neydi homojen? Reaksiyona girenlerin fiziksel ve ürünlerin fiziksel halleri aynıysa. Gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz. Bu homojen ama ikinci tepkimede katı girdi. Katı ve gaz çıktı. Heterojen arkadaşlar. Bu ifade doğru. Her üç tepkimede aynı sıcaklıkta hacim azalmıştır diyor. Sevgili gençler, bir kere şurada ikinci tepkimede gaz oluşumu var. Gaz oluşumu olduğu için hacmin azalma ihtimali yok arkadaşlar. Artı iki tür ürün oluşuyor. Tamam, bak burada 3 tür madde giriyor, 2 tür oluşuyor. Burada hacim azalmış olabilir. Burada bir yine toplamda bak yarım da buradan 1,5 mol madde giriyor. İşte 1 mol madde açığa çıkıyor. Burada da azalmış olabilir ama ikinci de hayır arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Şekildeki kaplarda bulunan çözeltilere üzerindeki maddeler ilave ediliyor. Tamam, buna göre yargılardan hangileri yanlıştır? Bunu buraya ilave ettiğimiz zaman aslında bu bilgi verilmesi lazım arkadaşlar. Yani üniversite sınavında sorarsa verilir. Biz burada birazcık daha anlatmak için de aynı zamanda sormuş olduk burada. PbNO3-2 bunun ile NaCl'yi karıştırdığımızda PbCl2 az çözünen bir tuz olduğu için PbCl2 katı artı yanında NaNO3 suda oluşur. Şurayı 2 ile çarparsak, şurayı 2 ile çarparsak reaksiyonumuzu denkleştirmiş oluruz. Peki buradaki net iyon denklemi katıyı oluşturan denklem değil miydi? Dolayısıyla bu ifade doğru. Y kabında pH zamanla artar demiş. Şimdi bu vatandaş bas. Bas çözeltisi olduğu için pH büyüktür 7. Doğru mu arkadaşlar? Ben yukarıdan ne ilave ediyorum? Asit. Bu karboksilik asitlerdi. Formik asitli hatırla. Nötralleşme gerçekleşecek. Yani pH 7'ye yaklaşacak. pH büyüktür 7 idi ya, 8'di. 7.5, 7.5, 7.2, 7 oldu. Dolayısıyla ne olacak? Artmaz, azalır arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Geldik, her iki olayda da gaz çıkışı olmaz demiş. Evet, burada bir gaz çıkışı yok. Burada da tuz ve su oluşumu var. Bir gaz çıkışı yok. Bu ifade doğru. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız Bursa'dır. Yukarıdaki tepkimeler sonucu oluşan X ve Y bileşikleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Bazik oksit suyla tepkime sonucu baz oluşturur, CaOH2 oluşur. Asit oksit suyla tepkime sonucunda asit oluşturur, H2CO3 oluşur. Peki şimdi bu baz, bu asit aralarında nötralleşme gerçekleşir. Evet. X iyonik, evet metal, kök. Y hepsi ametal olduğu için kovalent bileşiktir, doğru. Her ikisinin de sonuç çözeltisi elektriği iletir. Çünkü hem asitler hem de bazlar suda iyonlarına ayrışarak çözündükleri için. İşte asitler H artı verir, bazlar OH verir. Suya iyon verdikleri için, iyon içerdikleri için elektrik akımını iletirler. Cevap Edirne'dir. Yukarıda gerçekleşen kimyasal tepkime türlerinden hangisinin adı aşağıda verilmemiştir? Birincisi yanma, değil mi arkadaşlar? İkincisi asit baz tepkimesi, nötralleşme tepkimesi. Üçüncüsü şeyde aslında organik kimyada var. TYT kısmında yok ama buna da polimerleşme tepkimesi diyoruz. Yani aslında tepkime var. Yani bu konunun içerisinde tepkime türlerinin içerisinde yok. Nerede var arkadaşlar? Kimya her yerde ünitesi var bu senenin sonunda. Orada polimerlerden bahsediyoruz. İşte o polimerlerde polimerleşme tepkimelerinden bahsediyoruz. Buna monomer diyoruz. N tanesinin birbirine bağlanmasıyla polimer oluşuyor. Bu da polimerleşme tepkimesidir.
A şıkkı polimerleşme var. Çözünme çökelme yok. Katı oluşum var mı arkadaşlar çözelti? Yok. Yer değiştirme. Asit baz tepkimesi bir yer değiştirmedir. Yanma. Evet. Nötralleşme. Evet. İkinci tepkime. Ama Bursa'daki çözünme çökelme tepkimesi yoktur sevgili gençler. Yukarıda formülü verilen tepkimelerde oluşan X ve Y maddeleri X artı Y eşittir Z tepkimesi oluşturmaktadır. Hemen bulalım bu X ve Y maddelerini. Buradan arkadaşlar hatırlayacak olursanız karbonatlı bileşiklerin asitlerle reaksiyonundan tuz, karbondioksit artı H2O. Bunu bilmesen bile denklem denkleştirmeden çıkarabilirsin. Burada ise Y dediğim nedir arkadaşlar? H2O'dur. Şeylerin organik bileşiklerin yakılmasıyla karbondioksit ve su oluşur. Şimdi bu ikisini tepkimeye sokuyoruz. Sokalım. Karbondioksit artı H2O eşittir. Asit oksit artı su. Asit yağmuru oluşturuyordu hatırla. Yani asit oluşturuyordu. H2CO3. Peki X'in formülü CO2'dir. Doğru. Z'nin oluşumu fiziksel'dir. Z nerede? Bu. Olur mu öyle şey? Kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. B tepkimesinde ısı açığa çıkar. Ay, yanma tepkimeleri egzotermik, dışarıya ısı veren tepkimelerdi. Bu ifade doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 C'dir. Evet, denkleştirme sorusu. Tepkimesinde X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, yapacağımız iş sol taraftaki toplam atom sayısı ile sağ taraftaki atom sayısı birbirine eşit olacak. Bakın sağ tarafta iki tane mangan var. Burada mangan yok. O zaman X'in yapısında bir kere Mn olacak. Katsayısı 2 olduğu için bir tane mangan olacak. 6 hidrojen, 8 hidrojen var değil mi? Ha bak 6 hidrojen burada, 2 de burada, 8, 8 hidrojen. Hidrojenler tamam. Sonra 2 tane karbon var, 2 tane karbon var. Karbonlar tamam. 6 tane klor var, 6 tane klor var. Klorlar da tamam ama oksijene bak. 2 kere 2, 4 oksijen burada, 4 de burada. 8 bu tarafta oksijen yok. O zaman X'in yapısında da 4 tane oksijen olacak. Bu birinci eşitlik. Şimdi bunun katsayısı 2 olduğu için 8 oksijen oldu. Şimdi geldi bir de yük denkliğine. Girenlerin toplam yükü, kimyasal tepkimelerde toplam yük korunur. Girenlerdeki toplam yükle ürünlerdeki eşit olmak zorundadır. Peki bak buradan kaç yük geliyor? Artı 6. Burası kaç? Artı 4. Eşit mi? Hayır. O zaman MnO4 eksi 1 olmalı ki 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 6 daha artı 4 yapsın. Bundan dolayı cevabımız ne olur arkadaşlar? Dursa olur. Normal koşullarda N2 ve H2 gazları karışımı hacmi 13,44 litredir. Karışımı 13,44. Hemen şunu bulabilirim. 22,4 litre 1 mol ise 13,44 litre x mol derim. X dediğim değer 0,6 mol çıkar. Karışım 0,6 mol. Bu gazlar tam verimle tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 4,48 litre NH3 gazı oluşurken 5,6 gram gaz artmaktadır. Hemen reaksiyona sokuyorum bunları. N2 gazı artı 3H2 eşittir 2NH3 tepkimesini gerçekleştirdim. Katsayılar bize neyi ifade ediyordu? Molleri ifade ediyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki 0,6 mol oluşan ise NH3 ise kaç mol arkadaşlar? 0,2 mol. Şimdi buradan 0,2 mol oluşabilmesi için bak katsayı 2'ye 3. O zaman buradan 0,3 mol girmesi lazım. Buradan da 0,1 mol girmesi lazım. Toplam karışım kaç moldü? 0,6 moldü. Reaksiyona giren madde miktarı kaç mol? 0,4 mol. O zaman bu gazlardan birisinden 0,2 mol ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Ama artanın gramını vermiş. Peki artan N2 gazıysa 0,2 molü azotun eması verirler arkadaşlar. Burada azotun eması 14. Azotun eması 14 olduğuna göre N2'nin eması 28 yapar. 0,2 molde ne yapar arkadaşlar? 56 gram yapar. O da pardon 5,6 gram yapar. Demek ki artan gaz azot gazıymış. Eğer hidrojenden artmış olsaydı 0,2 çarpı 2 4 gram 0,4 gram artar diyecektim arkadaşlar. Dolayısıyla 0,2 mol N2 artar. Reaksiyona giren 0,1 etti 0,3 0,3. 0,1 mol N2 gazı harcanır. Evet doğru. H2 gazı sınırlayıcıdır. Evet. Sınırlayıcı kimdi? Bitendi. H2 bittiği için. Evet. Başlangıçta N2 ve H2 gazlarının molekül sayıları eşittir. Bu da evet arkadaşlar. Çünkü artan 0,2, 0,1 de girdi. 0,3 mol. Reaksiyona giren de hidrojen de 0,3 mol. Başlangıçta birbirine eşittir. Cevabımız Edirne'dir. Aynı koşullarda bulunan CH4 ve C2H4 gazların karışımı 20 litre olup mol sayıları oranı 1 bölü 3'tür. Gençler şimdi hatırla gazlarda hacimle mol nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. Peki buna 1 mol derseniz, buraya 3 mol derseniz. Lan buranın hacmi V ise buranın hacmi 3V kadardır. Toplam kaç V oldu? 4V. O da neye eşitmiş? 20 litreye. Dolayısıyla 4V eşittir 20'den V eşittir kaç çıkar? 5. Yani CH4'ten 5 litre var karışımdan. C2H4'ten kaç V? 15 litre var.
Peki bu karışım yeterince O2 ile yakılıyor. Yakalım karışımı. CH4 artı O2 eşittir CO2 artı H2O tepkimesi. Diğerini de yapalım. C2H4 artı O2 eşittir yine CO2 artı H2O. Denkleştiriyorum şimdi. Buradan başlayalım. Buranın katsayısı 1. Buranın katsayısı 2. 4 hidrojen, 4 hidrojen. 2 oksijen burada, 2 de burada, 4. Buranın katsayısı kaç oldu arkadaşlar? 2. Geldim buraya. 2 karbon olduğu için buranın katsayısı 2. Buranın katsayısı 2. 2 oksijen, 4 de burada etti 6. Buranın katsayısı ise 3. Peki şimdi bundan 5 litre vardı, bundan 15 litre. Hacmi mol gibi kullanabiliyordum bak. 1'e 2 girdiğine göre 5'e 10 girer. 1'den 1, 5'ten 5. Buradan da eğer gaz çıktıysa 10 pardon. Şurası 5 olacak, özür. Burası 5 olacak. Şundan da 10 litre oluşmuş olacak. Buraya geldim. Birden yakmak için 3 kullanıyorsun. 15'i yakmak için kaç kullanırsınız arkadaşlar? 45 kullanırsınız. Dolayısıyla birden 2 oluşuna göre 15'ten 30 oluşur. Bundan dolayı oluşan karbondioksit 35 litredir. Doğru. 30 litre buradan, 5 de buradan, 35. 55 litre O2 harcanır. 45, 10 daha 55. Evet. Oluşan olayın sonucunda normal koşullarda 40 litre H2O sıvısı oluşur. Dikkat edin bakın, normal koşullarda H2O hangi fiziksel haldeydi? Sıvı. Zaten bu kural kimin için geçerli arkadaşlar? Gazlar için geçerli değil mi? Yani şuradaki hacim kuralı. Onun için bu ifade yanlış. Yanlışı sorduğu için arkadaşlar cevabımız C'dir. Kütlesi bilinen X metalinin tamamı H2O ile denklemine göre tepkimeye girdiğinde oluşan XOH katı kütlesi bilindiğine göre. Peki şimdi X'in kütlesini biliyoruz ve XOH'in kütlesini biliyoruz. Tamam. Buna göre hangileri bulunabilir demiş. X metalinin tamamı H2O. Peki mesela şey diyelim mi arkadaşlar, atıyorum 1 mol girdiğinde bunun kütlesi X art X gram, doğru mu arkadaşlar? Bunun kütlesi 1 mol çıkıyor, dikkat edin, reaksiyon denk. Buradan 1 mol çıktığında bunun kütlesi ise X artı 17 gram. Peki şimdi şöyle yapsak olur mu bakın gençler? Aradaki kütle farkı kaç arkadaşlar? 17 değil mi? Peki adam deseydi ki biz bize reaksiyon kütlesi bilinen diyor ya. Mesela 40 gram buradan girdi veya 4 gram girdiğini düşünelim. 4 gram buradan girdi. Buradan da 5.7 gram oluştuğunu söyleseydi. Yani oluşan XOH'in kütlesi de 5.7 gram olsun. Kaç gramlık bir artış var? 1.7. Hani bir tane soru çözmüştük ya bundan önce. Burada ise 17 gramlık bir artış var. Bak 1 mol olduğunda 17 gramlık artış var. O zaman burada 1.7 gramlık artış varsa 0.1 mol demektir. 0.1 molünün kaç gram olduğunu biliyoruz artık? 4 gram olduğunu biliyoruz. O zaman 1 molü 40 gramdır. Peki X'in atom ağırlığı bulunabilir 1. Harcanan H2O'nun kütlesi. Şimdi burada 1 mol X'e karşılık 1 mol su harcandığına göre 0.1 mol girdiğini düşündük. Buradan 0.1 mol çıkmış girmiştir. Buradan da 0.05 mol çıkmıştır. Harcanan H2O'nun mol sayısı bulunabilir. Oluşan H2O'nun H2 gazının normal koşullardaki hacmi bulunabilir. Çünkü mol sayısını bulduk. Yani bunların hepsi bulunabilir. Cevabımız Edirne'dir. 11.2 gram XO bileşiği yeterli HBr ile tepkimesinden XO'yu ne yaptık? HBr ile tepkimeye soktuk arkadaşlar. Buradan ne oluştu? XBr2 artı H2O oluştu. Peki şuranın katsayısını 2 ile çarparsak reaksiyonumuzu denkleştirmiş oluruz. Peki buradan 1 mol XO girse 1 mol XBr2 oluşmuyor mu gençler? Peki kütlesini hesaplayalım. 1 mol XO'nun kütlesi X artı 16. Peki 1 mol XBr2'nin kütlesi X artı 160 gram. Doğru mu arkadaşlar? Kaç gramlık bir kütle farkı var? X artı 16, X artı 160'tan bunu çıkarırsak ne kalır arkadaşlar? 144 gramlık bir artış var. Peki burada 11.2 girmiş. Kaç çıkmış? 40 çıkmış. Aradaki fark kaç gram arkadaşlar? 40'tan 11.2'yi çıkarırsanız 28.8 gramlık. Yani bakın toplam 2 katı değil mi? 2 katının onda biri daha doğrusu. O zaman buradan reaksiyona giren kaç moldür? 0.2 moldür. 0.2 mol XO reaksiyona girmiştir. Peki şimdi 0.2 mol XO kaç grammış arkadaşlar? 11.2 grammış. O zaman 2 molü 112. 1 mol de ne yapar arkadaşlar? 56 yapar. 56'dan 16'yı çıkarırsak kaç kalır? 40 kalır. Cevabımız Denizli'dir. Eşit molde karbon monoksit ve O2 gazlarının tepkimesinden 6 litre CO2 gazı oluşurken toplam gaz hacmi 21 litreye düşmektedir. Peki şimdi CO artı O2 eşittir CO2 oluştu mu arkadaşlar? Peki şimdi eşit molde demiş. Eşit molde dediğine göre hacimleri de başlangıçta eşit olacak. Peki buradan 6 litre
Şurası 1 bölü 2 ile çağ bir yüzeyarkışa. 6 litre oluşabilmesi için katsayılara göre 1, 1, burası yarım. Buradan 6 litre kullanacaksınız. Buradan da ne kadar kullanacaksınız arkadaşlar? 3 litre kullanacaksınız. Peki ben başlangıçta x litre x litre alsam, buradan kalan x eksi 6, buradan kalan x eksi 3'tür. Doğru mu? Bu kalan litreler. Peki oluşanla kalanları toplayacak olursak, daha doğrusu evet oluşanla kalanları toplayacak olursak 21 eşit olacak mı? Yani 2x eksi 9 artı 6 eşittir 21. Buradan 2x eksi 3 mü gelir? 2x eksi 3 eşittir 21'den. 2x eşittir 24'ten. X eşittir kaç geldi arkadaşlar? 12 litre. Başlangıçta 12 litre almışım. 12 bundan, 12 bundan almışım. 6 litresinin yarısını kullanmışım. Dolayısıyla %50 verimle gerçekleşir. Doğru. Çünkü ilk önce bu bitecektir. Harcanan miktarı fazla ya arkadaşlar. Artan karbonmonoksit gazının aynı koşullardaki hacmi oluşan karbondioksitinkine eşittir. Artan x eksi 6, 6 litre artı. 6 litre karbondioksit oluştuğu için doğru. O iki gazının dörtte biri artar. Hayır, dörtte birini harcarız. Dörtte üçü artar arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Yanlışı sorduğu için cevabımız C'dir. Dördüncü sorumuza baktığımda x ile y 2 tepkimeye giriyor. Hemen tepkimeyi yazalım. X artı y 2 eşittir a oluşuyormuş. Peki a'yı yukarıya yazalım. Formülü çıkaralım buradan. X'ten kaç mol harcadın? 0.6. Y'den ne kadar harcadın Y2'den? 0.4. O zaman bak oran 3'e 2 oranı yok mu arkadaşlar burada? Buradan 3, buradan 2 dersem A dediğimizin formülü X, 3, Y, 4 gelmez mi arkadaşlar? Anlaştık. Peki kaç mol çıkar buradan? Katsayısı da 1 olduğu için 3'ten 1, 0.2 mol çıkar. Kaldı ki öyle olduğunu söylemiş zaten. Peki şimdi kim bitti? X bitti. Biten maddeye biz sınırlayıcı diyorduk. Birinci ifade doğru. A gazının formülü X, 3, Y, 4'tür. Doğru. 0.8 gram Y2 gazı harcanır. Y2'den 0.4 mol harcadık biz değil mi arkadaşlar? Peki Y2'nin MA'sı 2 değil mi? Y2, Y1 olduğuna göre Y2, 2. Kaç mol harcadık? 0.4. 0.4 çarpı 2'den 0.8 doğru. Artan Y2 ile oluşan A'nın hacimleri eşittir. Artan Y2 ile oluşan A'nın hacimleri eşittir. Çünkü mol sayıları eşittir. Bu ifade doğru. Toplam kap hacmi 3'te 1'ine düşer. İdeal pistonu demiş, mol sayısına bakacaksınız. Başlangıçta 0.6 1.2 mol var. Son durumda ise arkadaşlar, son durumda 0.2 daha 0.2 Y2 artıyor. 0.2 de A oluşuyor. 0.4 oluşuyor. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla da 3V'den V'ye düşmesi beklenir. Ama bizim kaçırdığımız yer neresi? Aa, şurayı kaçırdık bak. X katısı diyor. Dolayısıyla burada hacmi belirleyen gaz olduğu için 0.6 mol'den başlangıçta Y2 gaz X katı gençler. 0.6 mol'den 0.4 mol'e, yani 3V ise atıyorum 2V'ye düşecek arkadaşlar. Bundan dolayı bu ifade yanlış. Doğru cevabımız, yani yanlış olan Edirne'dir. Buse laboratuvarda incelediği 3 farklı kaptaki karışımla ilgili gözlemlerini aşağıdaki gibi not alıyor. X'in özelliği her noktasında aynıysa bu nedir arkadaşlar? Homojen karışımdır. Homojen karışımlara biz ne diyoruz? Çözelti diyoruz değil mi? Birincisi X dediğimiz çözelti olacak. Peki hangileri çözelti? Gaz ya suda çözülmez. Bu olur, kolonya olur, boya değildir arkadaşlar. Naftalin suda çözülmez. Yani cevap bu sayıda C. Y'nin tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse bu ise neydi arkadaşlar? Süspansiyonu değil mi? 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 9 arası kolloid. 10 üzeri eksi 9'dan daha küçükse arkadaşlar bu ise çözeltiydi. Peki Z'den ışık geçince ışık saçılmaya uğramıştır arkadaşlar. İkincisi ne olacak? Süspansiyon olacak. Çamurlu su olur. Türk kahvesi olur. Üçüncüsü ışık saçılmaya uğruyorsa bu da ne olacak arkadaşlar? Bir kere şerbet olmayacak. Şerbet çözeltidir. Çünkü şerbette ışık saçılmaya uğramaz. Kan ise arkadaşlar kolloid yapıdadır. Cevabımız ne olur? C olur. Yukarıdaki XYZ kaplarında sıvılara üzerindeki maddeler ekleniyor. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. X kabında emisyon oluşur. Peki bu C6H6 apolar. Karbon ve hidrojenden oluşmuş değil mi? Apolara ne ekliyoruz? Polar ekliyoruz. Çözünür mü? Çözünmez. Çözünmezse her ikisi de sıvı olduğu için emisyon oluşur. Doğru. Y kabında moleküller arasında hidrojen bağı oluşur. Oksijene bağlı hidrojen var. Alkol. Oksijene bağlı hidrojen var. Hidrojen bağı oluşur. Doğru. Z kabında moleküller arası London kuvvetleri etkindir. Apolar molekül Br2, CCl4. O da apolar molekül. Apolar apolar London kuvvetleri. Doğru. Y ve Z kaplarında karışımlar homojendir demiş. Bir kere polar polar da çözünür, apolar apolar da çözünür. Dolayısıyla doğru. X kabında H2O ve C6H'ın moleküller arasında hidrojen bağı etkindir. Külliyen yalan, hidrojen bağlı olması için hidrojenin neye bağlı olması lazım? Karbona değil de flor, oksijen ya da azota bağlı olması lazım. Homojen ve heterojen karışımların ortak özellikleriyle ilgili proje ödevi hazırlamak isteyen öğrenci aşağıdaki
gibi kavram haritası oluşturmuştur. Buna göre kavram haritasında boş bırakılan kısma aşağıdakilerin hangisi getirilirse getirilemez. Evet, buradaki şu ifade geçer arkadaşlar. Getirilemez diye soracağız. Peki homojen veya heterojen karışımlar belirli bir yoğunlukları var mıdır arkadaşlar? Yok, bu belirli yoğunluk olma kime ait arkadaşlar? Elementlere ve bileşiklere ait. Her türlü oranda birleşebilirler. Evet, rastgele. Hal değişim noktası sabit değildir. Cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Saf değildirler. Evet. Yapısında birden fazla cins atom bulundurlar. Bu da getirilebilir arkadaşlar. Getirilemesi sorduğu için cevabımız Ceyhan'dır. Yukarıda verilen miktarlarda hazırlanan çözeltilerin kütlece yüzde değişimlerini büyükten küçüğe doğru sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş. Gençler, birinci çözeltiye baktığımızda toplam kütle 200. 200'de kaçı? 40'ı tuz. 200'de 40'ı ise... yüzde ne kadardır arkadaşlar? %20'liktir. Birincisi %20'lik çıktı. İkincisine geçtim. 60, 120 daha 180 yapar. 180'de kaçlık arkadaşlar? 60'lık. 3'te 1'i değil mi? O zaman yüzde x dersem 3'te 1 ne yapar? 33.3 çıkar. 33.3'lük. Üçüncüsüne geçtim. 220, 80 yani 300. 300'de 80'likse yüzde kaçlıktık diyeceğiz. Yine 3'te 1'i 3'te 1'ini alacak olursan 80'in 3'te 1'i 26.8. 27 değil. 81 olsa 27 olur. Buna da 27 yazalım. En büyük tüm oldu? 2 sonra 3 sonra 1. 2, 3, 1 nerede var? Ceyhan'da var. Cevabımız Ceyhan'dır. Kütlece %15'lik 500 mililitre çözelti 150 gram çözünen bulunmaktadır. Peki %15'lik 500 gram da 150 gram çözünen. %15'i o zaman 150 gram yapıyor değil mi? %15'i 150 gramsa %100'üne x dersem 10 katı x buradan kaç çıkar? 1000 gram çözelti olur. Doğru mudur? 1000 gram çözeltimiz var ve bunun 150 gramı çözünen. Geriye kalan 850 gramı da nedir o zaman? Sudur değil mi? 150 gram çözünen, 850 gram su, toplam 1000 gram. Peki çözelti öz kütlesi 2 gram bölü mililitredir. 1000 gram çözelti hacimde 500 mililitre olduğuna göre 1000 bölü 500'den 2 yapar. Doğru. 150 gram çözünen 500 mililitre suda çözünmesiyle hazırlanan çözelti bu çözeltiden daha seyreltiktir. Hayır. Bir kere buradaki su miktarı şu çözelti başlangıçtaki çözeltideki su miktarı daha fazla. Su miktarı ne kadar fazlaysa çözelti o kadar seyreltiktir. Onun için bu ifade yanlış. Çözücü kütlesi 1 kilogram değil 850 gram olduğunu bulduk arkadaşlar. Doğrudur sorduğu için cevabımız ne olacak? Adana olacak. Aşağıdaki görselde aynı ortamda bazı çözeltiler verilmiştir. Tamam. Buna göre verilen çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peki şimdi 50 gram, 150, 100 gram ya kaçta birleştirelim önce bunları? 150'de birleştirsek olur mu? 50'de 12 ise 150 gram su olsaydı burada oransal olarak aynı oranda ne olurdu? 3 katı 36 gram da tuz olur. Doğru mu? Peki 150'de 36, burada 150'de 5. Buraya geldim. %15 ise 150'de 7,5 daha ekle. 22,5 ne yapar arkadaşlar? Tuz olur. Peki buna göre en değişik kim olur burada? Birinci çözelti sonra 3 sonra 2 gelir. Üçüncü çözelti birinciye göre seyreltik. İkinciye göre değişiktir. Doğru. Birim hacimde çözünen çözücü birim miktar çözücüde çözünen madde miktarı en az olan bu değişimi ifade ediyor zaten. İkinci çözeltidir. Doğru. Birinci çözeltinin değişimi en fazladır. Doğru. Üçüncü çözelti doymuş ise birincisi aşırı doymuştur. İkinci de doymamıştır. Birinci çözelti doymamış. Hayır. Tam tersi olacak arkadaşlar. Cevap deniz. Elektriksel iletkenlikte derişime bağlı olarak değiştiği için 1 büyük, 3 büyük, 2 direkt derişimle orantılayacaksınız gençler. Kütlece %40'lık 500 gram X çözeltisi sabit sıcaklıkta 100 gram çözünen 400 gram çözücü eklendiğinde son durumda yüzde derişimi ne olur diye sormuş. Şimdi şu çözeltiye baktığımızda gençler %40'lık 500 demiş ya. Bunun kaçı su kaçı tuz bir bulalım. 4 kere 5 20 yani 200 gram tuz var arkadaşlar burada. 100 gram, 300 gramda ne var? Su var. Şimdi ben bunun üzerine 400 gram çözücü ilave ediyorum. Yani su ilave ediyorum. 100 gramda ne ilave ediyorum? Çözünen ilave. Toplam 300 gram çözünen ve 700 gram çözücü. Toplam kaç oldu arkadaşlar? 1000 gram. 1000 gram çözelti de kaçlık? 300'lük. 1000'de 300'lük ise %30'luk yapar. Cevap C olur. 50 gram bakır karbonat katısı 2 ton suda suya atılıp karıştırıldığında katının kütlece %80'i çözülmeden dipte kalıyor. %80 ne yapar arkadaşlar bunun? 40 yapar. Yani 10 gramı çözünüyor demektir. Doğru mu? Buna göre çözelti süzüldüğünde 45 gram katı süzgeçte kalır demiş. Hayır. 10 gram katı. Ya hayır. 40 gram katı şeyde kalır. Değil mi? 10 gram çözünüyor. %80'ini 40 yapar. 10 gram çözünüyor. Yani birinci ifade o. Derişimi ppm cinsinden 5 ppm'dir demiş. Neydi ppm?
ppm eşittir miligram bölü kilogram, değil mi? Böyle bulunuyordu. Ya da birimler aynıysa 10 üzeri 6 ile çarpıyordu. Peki kaç gram çözüldü? 10. Miligrama çeviriyorum. 10 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 dedim. Bölün 2 ton suda. 1 ton su kaç kilogram arkadaşlar? 1000. 2 ton su kaç yapar? 2000. Yani 2 çarpı 10 üzeri 3 kilogram. Yukarısı miligram, aşağısı kilogram. 10 üzeri 3'ler gitti. 10 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Bu ifade doğru. Kalan katıyı tamamen çözmek için 8 ton daha su ilave etmek gerekir. Şimdi 10 gramı çözmek için 2 ton. Geride 40 gram var. 10 gram için 2 tonsa 40 gram için 4 katı 8 ton daha su ilave etmek lazım. Bu ifade doğru. Yanlıştır sorduğu için cevabımız yalnız bir, yani Adana'dır. Aşağıdaki bir miktar şeker ile hazırlanan doygun çözelti verilmiştir diyormuş. Tamam. Bu çözeltiye aynı ortamda işlemlere ayrı ayrı uygulandı. Şeker çözeltisinin kütlece yüzde değişimi nasıl değişir? Su ilave edilmesi ne yapar? Çözücü ilave ediyorsun. Şeker oranını azaltırsın. Değişim ne yapar arkadaşlar? Azalır. Şunlardan bir tanesi. Tuz ilave edilmesi. Tuz ilave edilmesi şekerin miktarını değiştirmeyeceği için, su miktarını da değiştirmeyeceği için değiştirmez. Sabit olacak arkadaşlar. Şu iki tanesinden bir tanesi. Şeker ilave edilmesi doygun. Daha fazla şeker ilave ettiğimizde çözülmez ki. Dolayısıyla o da değiştirmez. Bundan dolayı cevabımız C olur arkadaşlar. Aynı koşullarda eşit miktarda çözücüye yukarıdaki X tuzları ayrı ayrı eklendiğinde oluşan çözeltilerin kaynama noktaları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hatırla, tuz miktarı arttıkça kaynama noktası yükseliyor. En fazla 1'dir. X tuzun tamamı çözülmektedir diyor. 1 büyük, 2 büyük, 3 olacaktır. Nerede var cevap? Adana'da var. Soru 3. Kış ayları gelmeden önce arabaların bakımları yapılırken araç radyatörlerine antifriz konulur. Sebep? Donma noktasını düşürsün diye. Donma noktasını düşürsün ki kış aylarında araba motorunun içerisindeki su donmasın. Kışın verilenlerden hangileri yukarıdaki bilgi ve ile aynı sebepten yapılır? Kışın karlı yollara tuz atılması, evet. Uçakların gövdelerine alkol çözeltisiyle yıkanması, evet. Ev salçasına bol tuz konması, hayır. O donmadan dolayı değil de bozulmasını engellemek için yapılır arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız ne olur? 1 ve 2 bursu olur. Aşağıda koligatif özelliklerle ilgili kavram haritası verilmiştir. Kavram haritasına göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyelim. Koligatif özellikleri incelenen çözeltiler seyreltiktir. Buna bir şey diyemezsin. Yani seyreltik derişik olabilir yani. Çözülmüş maddenin derişimine bağlıdır. Evet, zaten koligatif özelliğin tanımı bu. Derişime bağlı olarak değişen özelliklerdir. Kaynama noktası yükselmesinden mol kütlesi hesaplanmasına ebliyoskopi, kaynama noktasının yükselmesine ebliyoskopi, donma noktasının düşmesine de kriyoskopi denir. Doğrudur. Basıncın düşük olduğu ortamda bir sıvının kaynama noktasının düşmesi örnek verilebilir. Hayır, bu şeyle koligatif özellikler dediğimiz derişimle alakalı özelliklerdir. Tamam, kaynama noktası, basınç kaynama noktasını değiştirir ama bu bir koligatif özellikten dolayı değildir yani. Derişimle alakalı olması lazım. Bundan dolayı cevabımız 2 ve 3, yani C'dir. Geçtik. Soru 4. Dördüncü soru, doymamış tuzlu suyun sıcaklık grafiğiydi. Doymamış bir kere tuzlu su olduğu için 100 artı A santigrat derecede A noktasında kaynama başlamış. A ile B arasında sıcaklık artmış. Bu artışın sebebi neydi? Su buharlaştıkça çözeltinin içerisinde derişim ne yapıyordu? Artıyordu. Derişim arttığı için kaynama noktası artıyordu. Ta ki ne zamana kadar? B noktası, yani çözelti doygun olana kadar. Ondan sonra niye değişmiyordu peki sıcaklık? Ondan sonra çünkü su buharlaştıkça bu sefer tuz çökmeye başlıyordu. Yani derişim değişmiyor. A noktasında çözeltinin buhar basıncı dış basınca eşittir. Çünkü noktada A noktasında kaynama başlamıştır. T1 zamanında sonra çözeltinin buhar basıncı değişmez. Evet, çünkü dış basınca eşitlendi. Dış basınç değişmediği için. BC aralığında çözelti doygundur. Evet, B'den sonra doygundur. T1 T2 aralığında çözeltinin yoğunluğu artar çünkü tuz oranı artar. Çözelti doygunluğa ulaştıktan sonra kinetik enerji artmaz çünkü doygunluğa ulaştıktan sonra sıcaklık sabittir. Bundan dolayı yanlış olan cevap Edirne'dir.